Merhaba sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum, zira çok çok mutlu oldum. Biliyor musunuz, programımız ödül aldı. Evet, Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri en iyi sanat programı. Gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sahip çıktığınız için, programı izlediğiniz için bizler çok çok mutlu olduk. Size duyurmak istedim. Evet, bugün de çok güzel bir etkinlikle sizlerle birlikteyiz. Çok sevdiğinizi biliyorum. İnanılmaz güzel 3 arkadaşım yanımda şu anda. Onları çok yakından tanıyorsunuz. Çok güzel bir etkinliğe başladılar. Ben de sıcağı sıcağını sizlerle buluşturmak istedim. Bir an önce gelip görün diye. Gerçekten ilginç olmuş. Biraz orta oyunu tadında. Çok çok güzel bir etkinlik. Evet. Oyunumuzun adı Meçhul Paşa. Biz bugün Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeyiz. Güzel oyuncularımız yanımızda. Merhaba arkadaşlar. Hoş merhaba. Geldiniz programımıza. Siz hoş geldiniz. Şöyle. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet. Bülent Çolak. Evet, Fatih Koyunoğlu. Evet. Arkadaşımız da Erdem Akakçe. Evet, zaten çok yakından tanıyorsunuz. İsme ne hacet. Evet arkadaşlar, çok değişik, hoş, güzel, keyifli, bir o kadar da hüzünlü bir oyun sahneliyorsunuz. Bize neler anlatacaksınız? İzleyicilerimiz gelip bu oyunu neden görsünler? Şöyle, kimden başlayayım? Bülent'ten başlıyoruz. Sağ ol. İzleyicilerimiz bu oyunu neden görsünler? Evet, birazcık oyundan söz eder misiniz bize? Bana kaldı top, evet. Yok, hepinize kalacak. Tabii tabii, paslaşacağız o ayrı. Yani neden gelsinler? Hikaye çok tanıdık gelecek her şeyden önce insanlara. Çünkü bu memleketin hikayesi her şeyden önce. Bu memleketten bir Marco Paşa rüzgarı geçti. Yani ona tutunmamak bence elde değil. Birçok insan yüzeysel biliyor, ben de dahil olmak üzere. Çok daha derinlemesine öğrenmeye başladım ben de. Hala yoluma devam ediyorum, oynarken de araştırmaya devam ediyorum yani. Gerçekten çok derin bir deniz. Sabahattin Ali, işte Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz Haluk Yetiş ve daha birçok insanın beraber kurdukları Marco Paşa'nın serüvenini anlatmaya çalışıyoruz. İşte ben naçizane Rıfat Ilgaz'ı canlandırıyorum. İşte Sabahattin Ali canlandırıyor, Fatih Erdem de Aziz Nesin'i canlandırıyor. Ve tabii 30'dan fazla karakter de var. Yani ana karakterler bunlar ama birçok tip var, karakter var. Evet, metahvari bir şekilde, yani bu modern zamanlarda metahvari bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Yani dekorumuz var tabii ki. Yani bir orta oyun ama yani çok modern zamanlarda geçtiği için o her şeyi söylüyor. Bir zaman makinesi gibi böyle yani. Aynı zamanda matbaa, birçok şey var içerisinde. Dekorumuzu Barış Dinçer yaptı. Onu da analım burada. Yani şimdilik benden bu kadar. Paslaşmaya devam edelim diyorum. Yazarlık kumaşı var, biliyor musun? Susuyor böyle, hepimize her şeyi uzaktan izliyor. Sana zahmet, ihmal etme Hamza. Sen de ilgileniver. Seyfi bir an önce okuma yazma öğrenmeli. Seyfi de okumalı Marco Paşa'yı. Emir telakki ederim Sabahattin Usta. Biz Seyfi de olsun gerçekten. Efendim, bütün bu saçmalık Sabahattin'in çıkarmış olduğu Yeni Dünya Gazetesi'yle Aziz Nesin'in yazdığı Tan Gazetesi'nin kapanmasıyla başlıyor. Rıfat Ilgaz'da o sıralar sanatoryumdan çıktım efendim. Tabii, sen küçük birleş, bu şeytan işi Marco Paşa hikayesi başlasın. Mahşerin üç atlısı! Mahir Usta mı? Baksana Mahir Usta derin uykuda fosur fosur. Usta, bir sefer. Hop Mahir Usta! Amma uyudum be usta. Da, ne uyumasın lan? Gözümü dinlendiriyorum burada. Mahir Usta, ha? Şuna bir baksana. Bir bak şuna bak böyle. Birader, bir nar gelir sizin. İstilası! Vızıldayıp duran bir kara sineğin kanadında. Yazarın masasında yarım bırakılmış olan her şey ilham perileri içindir sanki. Özellikle de yarım bırakılmış hikayeler. Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Marco Paşa. Mevzumuz bu. Bir kere yazım hikayesinden bahsedeyim. Bizim için bir atölye çalışması gibi oldu oyunun yazılması. Ahmet Sami Özbudak yazdı. Fakat aylar süren bir çalışmaydı. Hep birlikte sahneler okundu, tekrar yazıldı, tekrar bozuldu, tekrar okundu. Ta ki oyun çıkmasına bir haftaya kadar. Ne kadar sürdü bu dönem? Uzun bir dönemdi. Biz Emrah'la üzerine 2 senedir konuştuğumuz bir projeydi. Tiyatro adamının hayaliydi bu proje.
Daha sonra herkesin ortak hayali oldu. Çünkü öykü o kadar güçlü ki bugün Deniz Bayrak'la işte müzisyenle beraberdim tekrar. O da diyor ki yani benim hayatımda bir sürü işte diziye müzik yaptım, şuna müzik yaptım, besteciyim ama ya bu iş kadar böyle ruhumu koymaya çalıştığım başka bir iş ben hatırlamıyorum diyor. Yani öykü çünkü hepimizi peşine taktı ve aldı başka başka dönemlere, başka durumlara götürdü. Bizim açımızdan da mesleki olarak da işin teknik boyutu olarak da yaklaşık 40 farklı sahneye baş döndürücü bir şekilde 1,5 dakikada bir başka sahneye hem dekoru değiştiriyoruz. Gerçekten zor olsa gerek. İşte aksesuarları değiştiriyoruz vesaire. Sahnenin işçisi, oyuncusu, yani dekor değişeni her şeyiz. Bazen karışıcı oluyor tabii ki ama biz onu çaktırmıyoruz filan. Evet. Çok güzel bir şekilde. Ya güzel olan zordur diyelim. Hani o zorluk bizim hepsi ya yani bu zorluk bizim seyirciye bir öyküyü aktarmak istememizden ve bu öyküyü güzel şekilde aktarmak istememizden ve bu öyküyü içinde olan herkesin sahiplenmesinden dolayı işin o meşakkatli tarafı insanın çok gözüne yük olarak gözükmüyor diyeyim size. İşte Bülent bahsetti. 1946'da bu bahsettiğimiz usta yazarların Türkiye'nin ilk siyasi mizah gazetesini her şeyin pahasına çıkarmaya çalışmalarının öyküsü. Dönemde yasaklanıyor gazete, kapatılıyor. Marco Paşa'yı kapatılınca bunlar Merhum Paşa diye bir gazete çıkartıyor. Merhum Paşa'yı kapatıyorlar Malum Paşa diye. 7-8 Hasan Paşa, Paşa Paşa diye gidiyor. Çocuksu bir inatla her şeye rağmen. Yani gazetenin çıktığı pazartesi sabahı alçakça bir oyunla karşılaştık. Gazeteyi İstanbul ve Ankara'ya dağıtacak olan bayiler son dakika bu işten vazgeçtiler. Biz bu gazeteyi dağıtamayız dediler. Biz de bunun üzerine gazeteyi... Bak, mizah gücüne bak, maddi. Sormasaydım da peki neden Marco Paşa? Ya, Marco Paşa kim? Ya bir müsaade et, çalışalım Seyfi Efendi, olmaz mı? Bu Marco Paşa ismini Rıfat Ilgaz Ustam bulmuş. Öyle değil. Nasıl öyle değil? Bu ne dedin az önce? Burası değil mi? Öyle, bunu demiyorum. Neydi? Marco Paşa hikayesi öyle değil. Ha, ben öyle biliyorum. La 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 bir şey ya. Marco Paşa yazıyor. İyi dostlar, memleket sevdaları var, işlerine aşıklar, onlar da her şeyin pahasına insanlara bir şey söylemek istiyorlar. Bedel ödemişler bu arada değil mi? 8 yıl. Hayatlarıyla diyeyim size. Evet, hapis dönemi. İşte Sabahattin Ali'nin ölümüne kadar gidiyor süreç. Ama onlar muhalefet yaparken mizahı kullanmışlar. Oyunumuzda da geçiyor. Oyundan bir replik söyleyeyim. İşte mizah insanlara insanlığı hatırlatır. Kahkahanın deviremeyeceği zorbalık yoktur diyor. Bu muhalefeti de mizahla yürütmüşler. Oyunumuz da bu şekilde. Hem dönemi anlatıyor, hem hüzünlü bir orta oyunu diyebiliriz. Bülent'in bahsettiği gibi 30 rolü üçümüz aramızda döndürmeye çalışıyoruz. Yani ben de onu da şöyle vereyim Erdem Bey peki. Buyurun sizden alalım. Nasıl hazırlandık? Prova yaptık. prova yaptık. Sonra premier yaptık. Hazırlanmış yüreğinize olduk. Yani, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Ömrü uzun olsun diyelim. İnşallah. Yani zor bir süreçti ama işte alnımızın ıkıyla atlattığımıza zor inanıyorum. Gerçekten. Zor bir oyun. Zor bir oyun. Ne siz kolay zor ki. Bir işe zor bir oyun. Ama yani zorluğundan mada bende şöyle bir büyüsü var. Doğup büyüdüğüm coğrafyanın bir dönemini anlatmak, önce anlamak sonra izah edebilmek adına çok doğru ve verimli bir çalışma olduğuna inanıyorum kendi payıma. Çünkü hani mizah ne evrelerden geçti, gazetecilik ne evrelerden geçti ve bugünlere geldi. Bunu anlamak benim için hakikaten paha biçilmez bir kumaş oldu. O yüzden içinde bulunmaktan bir kere keyif aldım. Bir de çok cazip geldi bana. Hani bu mevzuyu bir de böyle oyuncaklı anlatabilme hali bana beni kaşıdı tabiri caizse. Titriyor mahzun köleliğiz. Bir odayı bile çok gördü bize ev sahibi.
Öte yandan bayımın röpte şambiri. Ustam işte anla işte sen de ya. Fazıl Bey yok mu Fazıl Bey? Dağıtıcı. Gazeteleri dağıtmamış, yağmurun altında öylece ne bırakmış. Yağmurun altında. Yağmurun altında. Ulan. Bana ne bağırıyorsun ustam, ben de bileyim. Bağırır mı ulan? Dur hemen celalleme ustam. Aziz ustam bu işi halletmiş. Fatih'in lokalinde bu iş için biraz para topladık ama yok, yetmiyor. İşimizin kovuğuna gitmiyor ki. Öyle mi? Parayı lütfen dert etme Aziz. Sermaye benden. Bu iş için hemen 1000 lira veririm. Çok para. Evet. Şöyle yapalım. Ayda 150'den az kazancımız olursa bu para senin olsun. 150'den sonrasına ortak olalım. Nasıl? Peki nasıl yürüteceğiz? İstersen baş yazıları ben yazarım Aziz. Ama yönetim ve yazı işleri mutlak surette sende olmalı. Evet, neler söyleyeceğiz daha oyun hakkında? Bu kadar yeter mi diyelim, sürprizi kaçmasın mı? Oyun hakkında konuşmayalım arkadaşlar. Yani oldukça ilginç, zor ve bir o kadar da güzel bir oyun. Yani çok fazla konuşmayalım isterseniz veya söyleyecekleriniz varsa daha devamını alayım. Valla yani söylediğim gibi yani tiyatro adam hep birlikte bir hayalini gerçekleştirdi. Yerli yazılan ilk defa ve bir oyununa dünya premieri yaptı tiyatro adam. Bizim için üzerine titrediğimiz göz bebeğimiz olan bir oyun. Bir oyundan daha fazla da aynı zamanda bir gönül borcuydu bu bizim için. Bu hikayeyi anlatabilmek. Ve bunu hakkıyla da anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu konuda da çok mutluyum Erdem'in bahsettiği gibi. Bu oyunun içinde olmaktan, oyuncularından biri olmaktan da çok mutluyum yani. Bunu söyleyeyim. Giysileriniz tasarım dönem mi yansıtıyor? Yani böyle çıkmayacaksın sahneye kot falan. Yok, değil. Dönem giysileri mi kullandıklar? Dönem giysileri yani, fakat dediğimiz gibi 1,5 dakikada bir maksimum rol değiştiriyoruz. Onları da belli aksesuarlarla, minik değişimlerle. Kıyafetler karışıyor mu? Yazıyor musunuz mesela hangi kıyafeti anlıyor? Sadece kıyafetler değil. Yani çok karmaşa olsa gerek arkada. Dekoru da değiştiriyoruz vesaire. Birçok şey değişiyor. Ya bunun için çok sıkı prova yapıldı. Sadece 3 oyuncu değil. Prova döneminde kadar hazırlık süresi 2,5 sene dediniz. Prova yani, ne kadar sürdü? Haziran'ın başından beri çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim size. İşte Kasım'ın başında da şarkıda söylüyor. Ne? Şarkıda söylüyor. Hadi canım, oyunda mı? Gerçekten hangi hele şarkı? Bir görün ya. Yani biz de buluşturamayabiliriz. Birazcık bir kuple izleyicilerimiz merak ederler. Sürprizi kaçırmayalım. Ama şimdi biz tamamını vermeyeceğiz oyunu sevgili izleyiciler. Biz başından biraz vereceğiz size. Yani düşünün, koca bir oyun. Evet. Görmeyecekler hiçbir şey. Gelen görecek. İşte gelsinler, oyunumuza gelsinler. Anadolu'daki arkadaşlar belki. Biz Anadolu'ya da gideceğiz. Elazığ'dan arayan oldu. Elazığ'a. Tiyatro giriyor. Önümüze diye. Gideriz yani. Davet etsiniz. Nerelere gideceksiniz turnede? Ya bizim amacımız şu oyunu senelerce indiğimiz yer bırakmadan evet öyle düşünüyoruz. Harika, yani. Çok iyi ya. Evet. Çok sevindim. Evet. Arkadaş kendisi şarkı da söylüyor oyunda bilen. Evet, ama ben şarkı söyleyeyim. Tabii. Dedik, o çok söyledi, biraz biz söyleyelim dedik ya. Evet. İşte ufak tefek şeyler yani, böyle aslında şu mikrofonlar var burada sağda solda, işte retro mikrofonlar. O mikrofon başlarına gidip bayağı oralardan işte makale okuyoruz, mavramızı oradan yapıyoruz, musikimizi oralardan söylüyoruz. Aynı zamanda oyunun efektlerini de mikrofondan kesiyoruz. Ama benden bir şey alamayacaksınız, bunlar hep sürpriz olacak. Tabii burada boşuna şarjörü boşaltmayalım diyorum. Yani. Söylemeyeceksiniz. Evet ya, hani bence Efsun'lu korusun istiyorum ben yani. Fazla detay konuşmuyoruz zaten. Evet evet, yani bence seyircimiz gelsin ve görsün yani. Kırmasan bizi bir minik bir şey. Israr var yahu, Allah Allah. Ne istiyorsunuz Fatih Bey? Kimseye etmem şikayet ya. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. İşte tatlış tatlış ilerliyoruz yani. Ben bu kadarını zaten söyleyebiliyorum. Devamını onlar tabii çalışmadım filan.
Çok güzel hikayeler var ya. Yani memleketten çok güzel anekdotlar, hikayeler var yani. Buyursunlar gelsinler. O dönemin günlüğü gibi mi oldunuz? Yani evet evet. Gazetenin yaşadıklarını siz sahnede... Yani sadece tabii gazete olunca mevzu bahis tüm dönemin toplumsal tarihi fonda akıyor geçiyor ve insanlar hatırlıyorlar. Tabii tanıdık da geliyor hikayeler bir yandan. Çünkü değişmeyen şeyler de var maalesef memleketimize yani. O yüzden bir baksınlar bakalım yani bir ayna gibi gelecek hepimize. Müzik demişken sizin de müzik yönünüzü alalım efendim. Alalım. Alalım. Ben müzik yapıyorum. enstrüman açalım, şarkı da söylüyorum. Ama benim için daha çok böyle bir zehir atma hali o. Biraz böyle bir hobi gibi. Biraz böyle kafamı boşaltma hali. O yüzden böyle amatör bir ruhla yapıyorum diyelim ama işte... Sahne alıyor musunuz bir yerde bazı zaman? Yani böyle özel etkinliklerde yani davet edilirsek. Arkadaşlarınızla ortamda? Yok, daha çok böyle işte hani event diyor yeni nesil böyle bir takım etkinliklerin beraber olduğu bir takım yerlerde falan özel gecelerde işte çıkıp 2 saat 3 saat bize kurtlarımızı döküyoruz. Seyirci de memnun oluyor, biz de memnun oluyoruz. Bu arada işte arkadaşlarla da bir araya gelmiş oluyoruz, iyi oluyor herkes için. Evet, değil mi? Deşarj olma, stres atma. Aynen. Sizin var mı Fatih Bey? Yok. Müzik yönü. Yok. İyi bir dinleyiciyim mi diyorsunuz? Yani banyoda şarkı söylerim ya. Duş şarkıları söylüyorum. Duş şarkıları, volüm 1, volüm 2 falan. arkadaşlar birazcık da geçmişe dönelim. Sanat hayatımızı nasıl başladık? O günlerden konuşalım biraz sizlerle. Zaten Lebi Derya'sınız hepinizde. Konuşacak çok şey var ama ilk anlarınızı ben izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yanımdan başlayayım mesela. Fatih Bey bir tiyatroya gidiyor bir gün. Sonra neler oluyor? Yılmaz Guru'da. Aa, nereden takip ettiniz onu? İşte arkadaşım kız arkadaşıyla oyun izleyecekti. Kız arkadaşı ekmiş işte yanında yancı gittim. O zaman da böyle Beşiktaşlıyım. Tribünde maç kaçırmıyorum deplasman dahil. Davulum var falan. Tiyatro hayatımda izlemediğim bir şey. Çok etkilendim. Koca koca insanlar böyle yüzümüze baka baka bir şeyler söylüyorlar. Başka başka şeyler yapıyorlar falan. Elimde tespihle falan gitmiştim. Oyunun 5. dakikasında onu cebime koymak zorunda oldum. Amigoluk bitti orada. Sonra perde arasında nasıl bir cahil cesareti kulisi böyle tabiri caizse bastım yani. Hocam dedim yani en yaşlı olduğu için ona gitmek gerektiğini çözdüm bir perde boyunca. Kaç yaşındaydınız o zaman? Çok genç değil mi? İşte 17 yaşındaydım. Hocam dedim ben de dedim tiyatrocu olmak istiyorum dedim. Pazartesi günü gel evlat bir kumaşına bakalım falan dedi. Yanında yardımcısıdır diye düşündüğüm ablaya da dedim ki abla dedim kaç metre nereden kumaş alacağız? Gerçekten kumaş algıladınız avantaj. Yemin ediyorum. Dedi ki o. Tabii 17 yaşında olayı bilmiyor. Yani ne düşünür ki insan? Değil mi sevgili izleyiciler? Kalkmayın arkadaşlar lütfen sizden de bir şeyler çıkacak şimdi bir dakika. O dedi ki o demek istemedi bir parça hazırlayacaksın falan pazartesi buraya gelip hocaya oynayacaksın dedi. Benim de işte parça nedir kimdir falan ben kendim gene cahil cesareti bir şey karaladım. Kardeş kavgasıydı ismi işte içinde Laz var Kürt var. Tiplemeler var falan hem de bir anlatıcı var. Şurama falan şapka gizlemiştim böyle işte o olunca onu takıyor falan. Gene bu sizde de bir ruh ya. Varmış aslında. Yani tamam. Kim düşünür ki böyle bir şey? Onu oynadım dedi. Sandı dedi. Meddah kırtlağı var evlat falan dedi. Serüven öyle başlamış oldum. Çok ilginç ya. Siz o dönemde başka okulu bıraktınız değil mi? İktisat mı okuyordunuz? 5 sene iktisat okudum. Evet bırakıp konservatuara girdim. Sonra işte nasıl bir aşk? Bu da bir sevda. Yıldız Hanım'ın öğrencisi oldum. 2. sınıfın başında Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Müşfik Kenter'in sanat yönetmeni de derken tiyatro. Orada adam. Da güzel oyunlarda yer aldınız değil mi? Hangileri aklınıza gelenler? İşte Günün Adamı, Sezuanlı İnsanı, Yaşar Kemal Teneke, Kadınlar da Savaşı Yitir. Bir sürü güzel oyunlar hepsi. Evet. Ben sizi oralarda izledim desem. Doğrudur yani. Epey. İkinci aklıma gelen ne biliyor musunuz? 2007. Sevgili izleyiciler, Elveda Rumeli diye bir dizi vardı hatırlarsınız. Değil mi? Ne kadar tatlı, güzel bir şeydi. Siz orada komutandınız bir dönemde. Konuk oyuncu olarak gittim. İşte tiyatronun kuruluşunda büyük katkısı olan işte Serdar Akar süpervizörümüzdü bizim zaten. O yönetiyordu.
İşte öyle yani. Makedon topraklarına ayak bastık, evet. Aslında çok mütevaziler ya, ödüllü oyuncular aynı zamanda sevgili izleyiciler. Geçen yıl ben bir türlü fırsat olmadı, buluşturamadım. İntihar'ın genel provası diye çok güzel bir oyun var. Yakın zamanda sizlerle mutlaka buluşturmak istiyorum. Yine tiyatro adama ait, bu güzel insanlar ait. Ödül aldı kendisi. Evet, Üstün Akmen ödül aldı ve ben o programı sizlerle buluşturdum, hatırlayacaksınız. Yani çekimini yaptım, sizler o programı izlediniz. Arkadaşımız ödül aldı o gün. Aynı oyundan Erdem de. Evet, Erdem de. Size dönecektim az sonra Fatih'i bitireyim diye. Eyvallah. Siz de aldınız değil mi? Aldım, evet. Evet. Aldım, ödül aldım. Ay canım benim. Evet. Şöyle o zaman sizden devam edeyim yine. Evet, siz nasıl başladınız sanat hayatınıza? Müzik yönünüz var, oyunculuk, İstanbul Masalı var mesela. Ben de sizi oradan tanıyorum en evet, çok. Evet, ondan önce ben Ankaralıyım. Hatta Angaralıyım. Angaralı, Angara'nın bağları. Biraz öyle. Bilkent Tiyatro Bölümünde burslu okudum. Mezun olur olmaz buraya Genco abi seçme açtı, bir oyun oynayacaktı. Evet, Genco Erkal, sevgilerimizi gönderiyoruz evet, buradan. Dünya tatlısıdır kendisi. Evet, çok saygılar kendisine. Onun seçmesine girdim. İşte bir role beni layık gördü. Benim İstanbul serüvenim öyle başladı. O günden beri de işte buralarda. Bir sürü projede yer aldınız. Evet. Aklınıza geliveren, şöyle sizi etkileyen proje, en çok mutlu olduğunuz karakter. Hepsi benim çocuğum. Çocuğum. Bu klasik lafı hep duyuyorum, biliyor musunuz yalnız arkadaşlar? Nedret Hanım, bize hep sorarken siz bence şarkı söylemek istiyorsunuz. Yani ben onu hissettim. Ben hissettim onu. Yani seyircilerin de böyle bir isteği olduğunu 5 senedir bu programda. Nedret Hanım da... Zaman zaten söylüyorum. Bence seyircilerimiz bunu bekliyor sizden yani. Yapma şimdi, bana gönderin arkadaşım. Lütfen. Yani sanat müzikisi olur. Sizin istediğiniz, bir dakika, sevdiğiniz. Ben engel... Şimdi bir dakika şöyle. Ben zaten izleyicilerimiz zaman zaman söylüyorum. Onlar alışkınlar. Şimdi siz de bence olayı bitirmek istiyorsunuz kendinizden. Şöyle arkadaşım, sözüm bittiyse ben bir de Bülent Çolak'a göndereyim. Siz de o zaman nasıl başladınız bir? Cevo karakteri mesela. Geniş aile miydi? Evet, Ulvi, Ulvi. Buyurun. Evet, Ulvi karakteri. En çok tanındığım iş o. Değil mi? Değil geniş mi? Aile, evet. Güzeldi ya, güzel dramaydı yani. İnsanlar seviyorlardı, bizi seviyorduk yani. Ondan sonra çok da öyle yüksek, öyle mavralı falan insanları birleştiren diziler pek azaldı. Şimdi hep hamaset dolu şeyler yapıyorlar maalesef. Buradan bir eleştiri gönderiyoruz falan diye. Ya, hamasiyette artık gına geldi yani. Eski dizilerimizi arıyoruz diye buradan mesaj veriyormuşum. Şu... evet. Evet, değil mi? Ya, bir tabii ya, bir bizimkiler olsun filan. Artık o ayarlara dönelim lütfen artık yani, değil mi? Bir fabrika ayarları yapmak lazım artık dramalarda, televizyonlarda. Neyse, mesajı verdik. Efendim, ben yine oyuna bağlayacağım bir şekilde. Siz önce bir nasıl başladınız sanatta? İşte onu anlatacağım, oradan buraya vuracağım yüzüğü. Kartal Sanat Tiyatrosu'nda başladım ama şöyle oldu. Alaylıyım ben her şeyden önce. Lise 2'deyken Rıfat Ilgaz'dan Hababam sınıfı oynamaya çalışıyoruz. Tipik yani aslında. Hep öyle başlıyor. Ama müdür bey izin vermedi Hababam sınıfını oynamamıza. Biz de solo Kartal'dayız. Kartal Sanat Tiyatrosu Rıfat Ilgaz sahnesi de solo aldık. Ama bu durumu ayamadık tabii ki yani. Hani oradan bastırıyorsun, oradan kafayı çıkartıyorsun. Daha sonra aydık o mevzuya tabii, çok genciz. Sonra ardından benim hayatımda tek ezbere bildiğim şiir Rıfat Ilgaz tarafından yazılmış. İşte ben ölmedim, beni öldürmediler diye başlayan Yaşıyoruz adlı şiiri. Tek ezbere bildiğim o. Aradan işte yıllar geçiyor vesaire filan. Ve işte bu oyunda Rıfat Ilgaz'ı canlandırma işte fırsatı yakalıyorum. Çok acayip. Evet evet ya, tesadüfler. Ve yoksa o şiiri de oyunda okuyor. O şiiri de sağ olsunlar bir işte. Bir şiirden lütfen. Vallahi çok iyi bir şiir okuyucusu değilim. Hani dinle ne derler? Okuyucusu işte. İşte sahne üzerinde bir şey oluyor da. Eko veriyor musunuz arkadaşlar demiş. Ben ölmedim, beni öldürmediler de. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz işte. At kıçında sinek gibi. Tövbe tövbe. Kapandı yüzümüze dergi kapakları. Biri varmış, biri yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir o Osman'ın boyuna. Gazete gelene gidene başyazı. Ara ki bulasın sayfalarda şair Rıfat Ilgaz'ı. Diye devam ediyor. Düştükse, yani düştüysek itibardan ölmedik ya, yaşıyoruz işte. Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be. Hey fincancı katılır diye biter.
Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne demek, sağ olun, size sağ olun. Evet. Teşekkürler. Aa, sevgili izleyiciler, bu kadar sohbet yeter, biz daha uzatırız da yazık, oyununa geçecekler, hazırlanacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani kabul ettiler şu stresli hallerinde, çünkü sahneye koyacakları olay kolay bir şey değil. Bir sürü karakteri girip çıkacaklar, kıyafetler değişecek. Çok da stresli değiliz ama siz öyle gördüyseniz. Öyle mi? Biz de çok bir şey demeyelim yani. Stresli mi duruyoruz? Hayır. Ha, tamam. Yani ne bileyim, hani oyuna gireceksiniz ya. Yok yok. Bir an önce hani rahat, bazen gözümün içine bakıyorlar. Gitse de artık yeter, yok, bu kadar yani, der gibi. Acaba sizde de. Kusura bakmayın yani, öyle bir olur mu? Evet. Yani, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Bekliyoruz sizimizi oyuna. Evet sevgili izleyiciler, mutlaka gelip görün. Sezon boyunca devam edecekler. Kaldı ki daha uzun ömürlü olacağını düşünüyoruz diyorlar. Bu da güzel bir haber. Turneye çıkacaklarmış. İstanbul haricinde olan izleyicilerimiz turnede de izleyebilirler çeşitli şehirlerde. İnşallah kısmet olur. İnşallah. Ağızlarına yüreklerine sağlık arkadaşlarım. Kolay bir işe evet, kalkışmamış. Son bir şarkıyla programı kapatsanız. Ay hala. Ay yani, inanmıyorum. Bir sanat müzikisi olur. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim. Aynen evet. Sevgili izleyiciler, bizi izlemeyi evet, lütfen bırakmayın. Sizleri seviyoruz. En güzel etkinlikleri sizlerle buluşturmaktan müthiş keyif alıyorum ben de. Kanalım Türkiye'nin ilk kültür kanalı KRT Kültür TV. Bütün yapıma, kanala çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Bugün Trump Kültür Merkezi'nden seslendik sizlere. Yüzünüzden gülücükler, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın. Hoşçakalın. Mahir Usta mı? Baksana Mahir Usta derin uykuda fosur fosur. Usta, bir sefer. Ne oldu? Elleme oğlum. Hop Mahir Usta! Amma uyudum be usta. Ha, ne uyumasın lan? Gözümü dinlendiriyorum burada. Mahir Usta, ha? Şuna bir baksana. Bir bak şuna bak böyle. Bir nar gelir sizin istilası. Vızıldayıp duran bir kara sineğin kanadında. Yazarın masasında yarım bırakılmış olan her şey ilham perileri içindir sanki. Özellikle de yarım bırakılmış hikayeler. Aziz Nesrin. Sabahattin Ali. Rıfatlı Gaz. Marco Paşa. Mevzumuz bu. Yani gazetenin çıktığı pazartesi sabahı alçakça bir oyunla karşılaştık. Gazeteyi İstanbul ve Ankara'ya dağıtacak olan bayiler son dakika bu işten vazgeçtiler. Biz bu gazeteyi dağıtamayız dediler. Biz de bunun üzerine gazeteyi... Bak, mizah gücüne bak, maddi. Ustam, sormaz ayıp da peki neden Marco Paşa? Marco Paşa kim? Ya bir müsaade et, çalışalım Seyfi Efendi, olmaz mı? Bu Marco Paşa ismini Rıfat Ilgaz Ustam bulmuş. Öyle değil. Nasıl öyle değil? Bu ne dedin az önce? Burası değil mi? Öyle, bunu demiyorum. Neydi? Marco Paşa hikayesi öyle değil. Ha, ben öyle biliyorum. Yazarlık kumaşı var biliyor musun? Susuyor böyle, hepimize her şeyi uzaktan izliyor. Sana zahmet, ihmal etme Hamza. Sen de ilgileniver. Seyfi bir an önce okuma yazma öğrenmeli. Seyfi de okumalı Marco Paşa'yı. Emir telakki ederim Sabahattin Usta. Biz Seyfi'nin namusu gerçekten efendim. Bütün bu saçmalık Sabahattin'in çıkarmış olduğu Yeni Dünya gazetesiyle Aziz Nesin'in yazdığı Tan gazetesinin kapanmasıyla başlıyor. Rıfat Ilgaz'da o sıralar sanat oyundan çıktı mı efendim? Tabii. Sen üçü birleş, bu şeytan işi Marco Paşa hikayesi başlasın. Mahşerin üç atlısı.